Perakende satışlar, kredi kart harcamaları, tüketim malı ithalatı, anket bazlı güven endeksleri, reel kesim güven endeksi de dahil gibi bazı alanlarda özellikle Ekim ayında da bir miktar tekrar hızlanma, toparlanma olduğunu görüyoruz. Burada hizmet sektörü enflasyonunda bir miktar hafifleme vardı ama önümüzdeki dönemde daha yapışkan kalması ihtimali olabilir mi? Bu sıkılığa rağmen yani hem faizde ve hem makro ihtiyaççı tedbirlerde eksik bir mekanizma olabilir mi acaba bir yerde? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim sorunuz için. Evet, para politikasının etkinliğiyle ilgili aslında bu soruyu bu şekilde değerlendiriyorum. Dönem dönem bu tarz yorumlar olabiliyor. Birkaç konuda birkaç konuyu açıklığa öncelikle kavuşturmak istiyorum. Şimdi dezenflasyonun tesisi için gerekli olan koşullar nelerdir? Bir, talepte dengelenme, bunun başladığını görüyoruz, devam etmesi gerekiyor. Beklenti, kanalının çalışması ve fiyatlama davranışlarının iyileşmesi. Yani önümüzdeki dönemde bu üç kanal oldukça önemli olacak. Şimdi bunları teker teker değerlendirdiğimizde bugün sunumda aslında üçünü de net bir şekilde gösterdim. Talepte dengelenme devam ediyor. Mesela büyümenin kompozisyona baktığımızda orada bu dengelenmenin olmadığını iddia etmek biraz zor. Yani çok net bir şekilde orada talebin katkısı azalıyor. Bu olumlu bir durum. Aylık bazlı diğer başka verilerde oynaklıklar olabilir. Bu enflasyonda da olabilir. Çünkü oynaklığın yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Biraz daha eğilime bakmak, odaklanmak lazım. Perakende satış özelinde zaten sunumumda gösterdim. Altın hariç baktığınızda biraz daha olumlu. Ama talep göstergelerini genel olarak değerlendirdiğimizde dengelenme devam ediyor. Ha, hızı bizim evet belki yılın başında öngördüğümüzden bir miktar daha yavaş, bunu kabul ediyorum. Beklenti kanalına baktığımızda bugüne kadar piyasa katılımcıları zaten epey süredir aşağı yönlü hareket ediyordu ama biz ona rağmen dedik ki bu tek başına yeterli değil. Reel sektörün beklentilerinin düzelmesi de önemli. Hane halkının beklentilerinin düzelmesi de önemli. Çünkü hane halkı tüketim talebini belirliyor. Reel sektör de büyük ölçüde fiyatlamayı yapıyor. Dolayısıyla bu iki sektörün de beklentileri önemli. Mevcut verilere baktığımızda bu üç sektörde de, yani piyasa katılımcıları zaten vardı ama diğer iki sektörde de toparlanmanın, beklentilerde iyileşmenin başlamış olduğunu görüyoruz. Son 3-4 aylık verilere baktığımızda bu ikisinde de net bir iyileşme söz konusu. Yine hızı bizim geçen sene öngördüğümüzden biraz daha yavaş. Ama bunun çalıştığını net bir şekilde söylemek lazım. Fiyatlamaya bakalım. Yani enflasyon verisine. Tabii hedeflerde belli miktar revizyon oldu. Bu yıl sonu bizim hedefimiz enflasyonu 38'e getirmekti. Şu anda ortaya çıkan durumda yıl sonunda %44 gibi bir rakam ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Ne kadarlık bir gecikmeden bahsediyoruz? Bunu bir değerlendirmek istiyorum. Yani hep böyle birkaç puan olarak değerlendiriyoruz ama zaman açısından da bakalım. Mesela 42'ye üst bandı, önce üst bandı değerlendirelim, sonra da orta noktayı. 42'ye yıl sonunda gelmeyi biz düşünüyorduk en kötü ihtimalle. Yani üst bant olarak. Mevcut durumda baktığımızda buraya Ocak ayında ulaşacağız. Yani Aralık yerine Ocak ayında 42'ye ulaşacağız. Bir aylık bir gecikme söz konusu üst bant olarak değerlendirirsek. Ama bizim hedefimiz tabii ki orta nokta. 38'e de Mart ayında ulaşacağımızı değerlendiriyoruz. Yani 3 aylık bir gecikme söz konusu. Birkaç yıllık bir dezenflasyon programında 3 aylık bir geriden gelmenin ideal olmadığını kabul ediyorum ama çok ciddi bir sapma olduğunu söylemek doğru değil. Bundan sonraki dönemde, tabii biliyorsunuz bugüne kadar maliye politikasında harcamalarda belli katılıklar vardı, deprem kaynaklı özellikle. Hem bu harcamaların azalmasıyla hem de son dönemde alınan tedbirlerin önümüzdeki sene daha net bir şekilde devreye girmesiyle daha olumlu bir görünüm ortaya çıkacak ve seneye ciddi bir revizyon olacağını düşünmüyoruz bu faktörün de devreye girmesiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.